Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte annemle bu kıza bakıyoruz. En son kıza günaydın diye. Günaydın canım. Günaydın. Bu da ben konuşturayım, sen de şey yap. Olur mu? Tamam. Sözlerini ben söyleyeyim. Annem sözünü söyleyeyim, ben de hatırlıyorum. Aynı zamanda sana da sorup. Mektup geldi. Evet. Haberlerde lezzetli yaban mersini reçeli yapın. 3 kilogram meyve, 1 çantam olsaydı. Ne alaka şu an, ama olsun. Düşündüm işte. Umarım bugün eğlenceli bir şeyler öğrenirim. Evet. Bunu iyi şanslar. Denerim. Tam gidecek şimdi. Nom 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 nom. Ay, yüzümü sileyim şöyle. Köpüklü köpüklü baloncuklu. Sildiğin için teşekkür ederim. Sen mi sildin şu an? Ne yaptın? Arada bıraktım. Şimdi de fabrikaya gidiyorum. Karakolda mı şimdi? Geri döndüm. Evet. Aldım sadece şimdi. Kitaplarımı mahvettiler. Çok üzgünüm, onları durdurmaya çalıştım. Lütfen bana kızma. Küçük veletler. Bunu sen ver beniler. Ne demek istiyorsun? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Birkaç yetişkinle konuşup bunu düzelteceğim. Bana kızgın mısın? Hayır, onlara kızgınım. Ben de onlara kızgınım. Kitaplarımı seviyorum. Çok mutsuzum. Mutsuzum. Bu çok değil. Bu kıyafet bile beni mutlu etmedi. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Kitaplarım da kitaplarım. Tamam artık zaten. Tabire tost. Hartford. Akşam mı oldu? Gece oldu. Uyumaya gidebilir miyim? Şurada sesini kapatıyorum, değil misin? Uyumak istiyorum. Diğer çocuklar çok acımasız, hala aklımdan çıkmadı ya. Ben varım, buradayım, senin için diyorum. Tamam. Ağlatma biraz. Ben uyuyayım. Hadi bakalım. Mektubu şimdi koyacağız. Okullar diğer çocukların bazıları konu karşılaştırmıştır. Şimdi ben bir şey alacağım marketten. Alın neyse, diğer güne geçeyim. Diğer güne de şöyle bakayım. Bak kaç şey kapatıyorsun. Merhaba. Kurt.
de çok ama bu çok zor. Bu mektup öğretmenine götür, yardımcı olacaktır. Bunun yardımcı olacağını düşünüyor musun? Evet, bunları yapmalarına izin veremeyiz. Haklısın, veremeyiz. Götürürüm o halde. Okulu sevmiyorum. Ama en azından bana yardım ediyorsun. Şeylere tost dışında bir şey alıştırıyor ya. Çorba falan yok kız. Bu yapa. Bu kalacak sağlıklı. Aptal mektubu götürmemi istemeseydin. Öğretmen mektubu sınıfta yüksek sesle okudu. İspiyoncu olduğumu söyledi. Sonra tarih dersinde kollarım havadayken beni ayakta bekletti. Buna inanamıyorum. Öğretmenlere bile güvenemeyecek miyiz? O mektubu yazmamalıydın. Çöz şunun problemini ya. Kıt. Akşam oldu işte. Sana kızgın olduğum için üzgünüm. Her zaman beni korumaya çalışıyorsun. Bu kendimi daha iyi hissediyorsun. Ay yorgunum. Benim sorunum ne? Senin hiçbir sorunun yok. Mükemmelsin. Sana inanmıyorum. Öylesin işte. Onları düşünmeyi bırak. Tamam. Uyumadan önce bana bir hikaye okumak ister misin? Tabii ki. Harika. Teşekkürler. İstemiyorum. Dayan biraz, sonra güzel bir şeyler yaparız. Tamam. Bunu da gitmeyi versin bana. Buradan kalmaz. Bunu yapmasın mı olacak?
insanlar benim bir Alman çocuğu olduğumu söylüyorlar. O ne demek? Ben Alman değilim. O milletlerin neden bahsettikleri hakkında hiçbir fikrim yok. O zorlar sadece seni kıstırmak istiyorlar. Onlar değil, Bayan Hansen söyledi. Bütün sınıfta benim bir Alman çocuğu olduğunu söyledi. Bu doğru değil. Sen Norveç vatandaşısın. Niye böyle söylüyorlar? Bu ailemle mi ilgili? Bir şey canım, bizim bir okula gitme şeyimiz yok mu? Okula gitme. Kim okula ya? Öğretmeni de öreceğim aslında. Kendi bildiklerini anlayacağız. Babam bir Alman askeri. Savaş sırasında buradan çıkıyordu. Ve şu ana kadar öğrencilerim var. Babam bir Almandı. Bana söylediğin için teşekkür ederim. Bakalım karının sorunu çözebilecek mi? Sorunu çözebilecek mi? Bana bir hikaye yapar mısın? Ne? Ah, iyi geceler öyleyse. Ne istedin geceler?